AK Parti Arge ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen Teşkilat Akademisi'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar eski bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti'nin en büyük özelliği doğrularımızdan ve değerlerimizden ayrılmadık dedi. Tıpta teşhis ve tedavinin robotik cerrahi ile beraber devam ettiği, 5G ile dünyanın herhangi bir yerinden bu ameliyatların yönetildiği bir evreye gelmişiz. İletişimde, görsellikte veya VHS'lerden beta maxlara, beta.com'lara varıncaya kadar, beta.com'lardan da geldiğimiz noktada artık 5G'lerle beraber ucu bucağı görünmeyen, en son gelinen noktada geçen hafta açıklanan Facebook'un adını değiştirmesine gerekçe olan yapıyla beraber sizin burada bulunduğunuz ama imajınızın başka taraflara taşındığı bambaşka bir dünyaya doğru geldik. Ve AK Partimiz son 20 yılda 3 Kasım seçimlerini geçirdik. 20. yılımıza giriyoruz. Partimiz 21. yılında. Son 20 yılda dünyadaki gelişmeler, iletişimde, telekomünikasyondaki gelişmeler AK Parti iktidarıyla beraber Türkiye'nin ve dünyanın bambaşka bir hal almasına yol açtı. AK Parti ile beraber dünya başka bir yere evrildi demiyorum. Ama AK Parti'nin içerisinde geçirdiği zaman dilimi dünyanın en hızlı zaman değiştirdiği, hareket değiştirdiği, alışkanlıklarını değiştirdiği bir zaman dilimine denk geldi. Bunu şunun için söylüyorum. Biz değişirken büyüdük, yapmadığımız zamanlar bile oldu. Hatta öyle anlar geldi, bırakın yaptıklarımızı anlatmanın bulunduğu ortamı, yapmadıklarımızı savunmak zorunda kaldığımız noktalar oluştu. Çünkü Türkiye hem güvenliğin hem de özgürlüklerin bir arada yönetilmesi gereken bir ülkedir. Ve 15 Temmuz darbe girişimiyle beraber 2016'ya kadar oluşan ufkumuzdaki insan tipinin çok daha farklı noktalara evrildiğini görüyoruz. Çünkü bizim ufkumuzdaki insan tipinde gücünü karşındakine karşı kullanan bir yapı varken gücünü hemen yanı başındakine, beraber yemek yediği, çorba içtiği, çay kahve içtiği kişiye kullanan bir yapıyla karşı karşıya kaldığımızı gördük. Biz aldananlardan veya aldatanlardan olmayacağız. Bize böyle buyruluyor ama aldatanlardan hiç olmayacağız. Yalnızca dünyasını değil, ahiretini de mahvedenler bu konuda yalnızca başlarını iki elle arasına almakla kalmayıp çok daha farklı noktalarda düşünmek zorundadırlar. Bizler değerlerimizi dünyayla takas etmeyeceğiz. Dünyanın herhangi bir değeriyle de takas etmeyeceğiz. Peki bütün bunları kalbimizde tutarken biz nasıl olacak da bu devrimi, sessiz devrimi gerçekleştireceğiz? Bakın ben Türkiye Akkuyu ile alakalı nükleer iznini ben ortaokuldayken almış. Aydınlık Evler Ortaokulu'nda okuyorum. Nükleer izin alındı. Nükleerle alakalı taraf olmaya da 1956 yılında ben hayatta yokken yapılmış. Ama Türkiye nükleer santrallerini gerçekleştirememiş. Çünkü nükleer santral öyle bir irade, siyasi irade gerektiriyor ki yalnızca teknik başarı değil, o siyasi iradenin sürdürülebilir ve kalıcı olduğunun bilinmesi gerekiyor. Kimler tarafından bilinmesi gerekiyor? Yalnızca tedarikçiler tarafından değil, kullanıcılar tarafından da bilinmesi gerekiyor. Hükümetlerden hükümetlere değişen politikalarla beraber 4 tane büyük ihale yapılıyor bizden önce ve 4'ünde de iptal ediliyor. Nükleer santral yapmaya bütün iktidarlar niyetleniyorlar. Sol sağ iktidar muhalefet herkes niyetleniyor ama yapabilemiyor. Peki AK Parti nasıl yaptı bunu? Nasıl gerçekleştirdi? Çünkü hiçbir dış etkiden etkilenmeksizin Sayın Cumhurbaşkanımızın başta liderliği, bu ülkenin idaresine konulan güçlü iradesiyle beraber geldiğimiz noktada bu işin arkasında duruldu. Bu yalnızca bir enerji üretim işi değildi. Bu yalnızca bir elektrik üretim işi değildi. Aynı zamanda değerli arkadaşlar 515 bin tane
nükleer parçanın yapılmasıyla beraber o ülkenin sanayisinin lig atlama işiydi. Şimdi düşünün, Fransa enerjisinin %71'ini nükleerden sağlıyor. Bu işe aklı ermiyor, yanlış yapıyor. Amerika'da 112 tane nükleer santral var. Toplam enerjisinin, 300 milyon nüfusun enerjisinin %20'sini nükleer santrallardan karşılıyor. Ve dünyada 442 tane santral var. Bunun 10 gelişmiş ülkede bunlar bulunuyor. Mahallenin delisi biziz, biz yapmayacağız. Bakın, dünyada şu anda bir iklim değişikliği zirvesinden ve dünyanın temizlenmesinden bahsediliyor. Değerli kardeşlerim, şunu bilin ki dünyayı kirletenlerle şu anda dünyayı temizleyenler ayrı saflardadır. Paris Sözleşmesi, Kopenhag Sözleşmesi bunları aynı noktaya getirme çaba ve gayretidir. Yaklaşık 25 yıl önce Teksas'ta Baba Bush, o zaman devlet başkanıydı, Yavru Bush da Teksas valisiydi, hiç unutmuyorum. Houston'da bir enerji kongresine katıldığımızda açıkça böyle bir kürsüye çıktı ve dedi ki Baba Bush, biz sanayileşmemizi devam ettiriyoruz. Kyoto'ya taraf olmayacağız. O zaman Japonya'da imzalanan bir kısım ülkelerin taraf olduğu iklim değişikliği sözleşmesiyle alakalı en önemli toplantıya taraf olmayacağız. Biz büyümemizi devam ettireceğiz. Biz kirletiyorsak kirleteceğiz. Ama siz temizlemeye devam edin dediler.